Açılışı tekrar yapayım izninizle. Öncelikle özür diliyoruz bu aksaklıktan dolayı. Aksaklığın sebebi hakkında biraz sonra Mustafa abi bir açıklama yapacak zaten. Bize arada yaptı bu açıklamayı. Çok isabetli bulduk biz de. Evet, çok değerli izleyicilerimiz, dostlarımız. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Hayırlı geceler diliyorum. Bu akşam Hayat Vakfı Kadın Kozası tarafından organize edilen bir YouTube üzerinden yayınladığımız canlı sohbet programına başlıyoruz. Programımızda ülkemizin yetiştirdiği çok değerli hikayecilerimizden, biraz önce söylemiştim ama ses gitmedi, tekrar etmekten onur duyuyorum. Kendisiyle aynı çağda, aynı topraklarda yaşamaktan, aynı atmosferde nefes almaktan dahi şeref duyduğumuz çok kıymetli bir büyüğümüz, abimiz, değerli hikayecimiz Mustafa Kutlu'yla son kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kalbin Sesiyle Toprağa Dönüş kitabı üzerine. Bu sohbette gerek kitap hakkında bir takım geri bildirimler ve aydınlatılmasını istediğim sorular kendisine yöneltilmiş olacak. Programı Hayat Vakfı mensubu olan doktor, diş hekimi ve öğrenci kardeşlerimizle birlikte soruları yönelterek sürdüreceğiz. Ve Mustafa Kutlu ağabeyimizden de cevaplarını, açıklamalarını, yorumlarını almaya çalışacağız. Mustafa Kutlu'yu, daha doğrusu her programda adet olduğu üzere bu programın konuğunu tanıtmayacağım. Çünkü eminim ki şu an ekran başında bizi izleyen herkes Mustafa Kutlu'yu çok çok iyi tanıyor. Onu tarif etmek için belki birçok cümle söylenebilir ama bugünkü konumuzun başlığına uygun olarak benim içimden kalbinin sesini dinleyen adam demek geldi. Eyvallah. Mustafa abinin çok yakında, tam tarihini bilemeyeceğim, yanlış söylemeyeyim, halen YouTube'da da izlenebilen, Ülke TV'de yayınlanan Mustafa Kutlu belgeseli var. İzlemeyenler varsa aranızda mutlaka tavsiye ediyorum. 1,5 saat süren ve gerçekten bize çok samimi, çok duygu dolu bir şekilde çocukluğundan bugüne kadar Mustafa Kutlu'yu kendi sesinden, yaşadığı yerlerden anlatan bir belgesel. Bu belgesele Mustafa Kutlu Kalbin Sesi adını vermiş. Kendisi bu ismi vermiş. Bu bile bize şu son kitabına isim olarak koyduğu kavramın onun için neler ifade ettiğini aslında gösteriyor. Mustafa Kutlu, hayat benim için kitaplardan daha önemli diyor bu belgeselde. Ve ben ömür boyu kalbimin sesini dinledim diyor. Bu cümleler, bu küçük saplamalar aslında bize bugünkü konumuzun, neden bu kitabı seçtiğimizin ve neyi konuşacağımızın ipuçlarını da veriyor. Kendisi hayatı öğrenmek için aslında halkı, insanları dinlemenin gerektiğine inanıyor. O belgeselden yine öğrendiğimiz kadarıyla Erzincan garında yatıp kalkan Deli Abdurrahman'dan yahut Erzurum'da çok uzun sohbetler yaptıkları ve Milli Münevver diye tanıttığı Ariflerden, İsmail Embi'den yaptığı sohbetler ve ömrü boyunca kahvelerde insanlardan aldıklarını üst üste koyarak kitaplarını oluşturduğunu anlıyoruz. Şöyle bir cümlesi var yine Mustafa Kutlu'nun. Memleketin necatı için neler yapmak gerektiği konusunda fikirler serdetmeye çalışıyorum. 50 yıldır bunu yazıyorum. 50 yıldır memleketin necatı için neler yapmak gerektiğini yazıyorum diyor. Ve bu sanki giderek kalbin sesiyle toprağa dönüşte billurlaşıyor. Ve yine bu belgeselden, onun hayatından biliyoruz ki aslında bu kalbinin sesini besleyen kaynaklar arasında Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu merhum da çok önemli bir yer işgal ediyor. Bu girişten sonra ben soruları başlatmak için moderatörlük hakkını kullanarak ilk soruyu şöyle yöneltmek istiyorum kendisine. Daha sonra da çok değerli arkadaşlarıma söz vereceğim. Soru soracak, yorum yapacak arkadaşlarımız Mustafa abi, aslında bir kısmı toprağın sesini, kalbin sesini dinlemiş ve toprağa biraz yaklaşmış, toprağa yakın yaşayan arkadaşlar. Doktor arkadaşlarımızın birisi Malatya'dan, birisi Urfa'dan katılacak bu akşam. Hayat Vakfı Kadın Kozası'ndan diş hekim arkadaşımız ve yine öğrenci kozasından iki öğrenci arkadaşımız katılacaklar. Sizin
1983'te ilk baskısını yapan bir kitabınız var elimde. Bilmiyorum burada nasıl gözükecek ama Ya Tahammül Ya Sefer'in ilk baskısı. Birazdan benzer sahneler izleyebilirsiniz. Şöyle açtığımda kitabı yaklaştırıyorum. 983 Mustafa Kutlu imzasıyla o zaman bendenize imzaladığınız kitabınız. 1983'te yayınlandığı andaki ilk baskısı bu kitabın. Ben şuna dikkat ettim. Kalbin Sesi'yle alakalı olarak, Toprağa Dönüş'le alakalı. Bu Ya Tahammül Ya Sefer'in içinde İktisat Fakültesi Profesörü Asım Hoca'nın fakültede öğrencilerine yaptığı bir imtihan var. Ve imtihanda birkaç soru soruyor ve cevaplar var. Cevaplar tabii öğrenci tarafından yazılıyor gibi anlıyoruz ama Mustafa Kutlu'nun cevapları hakizatında. Bir sorunun cevabı çok enteresan. Şöyle diyor tırnak içinde Mustafa Kutlu. Türkiye'de emek sermayeye nazaran bol ve ucuzdur. Bu sebeple kalkınmada emek yoğun tekniklere önem verilmeli. Tarım, tarıma dayalı sanayi, el sanatları ve küçük sanayi geliştirilmelidir. Aslında burada da toprağa dönüş işaret edilmiş bana kalırsa ve Mustafa Kutlu'nun kalbi demek ki en az 40 yıldır, belki 50 yıldır aynı sesi seslendiriyor, terennüm ediyor. Acaba bu 40 yıl, 50 yıl süren kalbin sesi bu son kitapta billurlaştı da öyle mi çıktı karşımıza diye başlatalım sohbeti. Mustafa Kutlu abimizi dinliyoruz. Eyvallah. İhsan kardeşim, iltifat ettin ya. Bu kadar da uzatmamam lazımdı aslında. Estağfurullah. Şimdi ben teknolojiyle başıboş olan biri değilim biliyorsun. Dolayısıyla bir daha söyleyeyim. Cep telefonum yok. Efendim, bilgisayarım, internetim yok. Sosyal medya yok. Ehliyetim yok falan. Dolayısıyla bu inkıta da herhalde televizyonun karşısına geçince beni sevmeyen bir adam geldi diye arıza yaptı. Yani konuşmadık, konuşmuyoruz. Zar zor konuşturmaya başladık. Ben de pek alışkın değilim. Hem kalabalık karşısında konuşmaya, hem efendim bir yerde çıkıp kalkıp konferans vermeye falan. Hayatında imza günü yapmamış efendim. Medyaya pek çıkmak istemeyen. Şu andaki konuşmamız da aslında fıkıhta biliyorsun bir zaruret hali vardır. Zaruret hali hem muhterem babanızın olan hürmetim ve size olan sevgimden ileri geliyor. Hayat vakfına da vakti zamanda uğramıştım. Dolayısıyla bu teklifi geri çeviremedim. Cümleten Allah merhaba razı diye olsun. başlayalım. Cümleten merhaba diye başlayalım. Kalbin sesi hakkında konuştunuz. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Bu kalbin sesi meselesini bu kitabı yazarken birçok kaynaklardan, birçok insanlardan faydalandım tabii. Başta rahmetli hocamız Nurettin Topçu olmak üzere. Fakat rahmetli Elmalı Hamdi Yazır'ın hak dili, Kur'an dilini takip ettim. Yani oradan alıntılar yaptım. O diyor ki, şimdi Hucurat suresinde bir şey var. Şöyle bir şey var. İman, Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bir lütfudur. Yani bu tabir üzerinde çok tefekkür etmek lazım. İman, Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bir lütfudur. Şöyle diyor Hucurat 7-8. Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Yani biz peygamber ümmeti olarak efendim Cenab-ı Hakk'a iman etmiş insanlardan isek bu bir lütuftur bizim için. Bu lütfun efendim bu nimetin şükrünü bilmemiz lazım. Ve Elmalı Hamdi Efendi şöyle devam ediyor. İlahi bir lütuf olan imanın, vicdanın, şuurun, duygu ve sevgilerimizin, düşünce kuvvetimizin kaynağı ve merkezi kalptir. Tekrar ediyorum. İlahi bir lütuf olan imanın, vicdanın, şuurun, duygu ve sevgilerimizin, düşünce kuvvetimizin kaynağı ve merkezi kalptir. Anlayan ben, anlaşılan benim içindedir. Yani bu
cümleyi hangi filozof nasıl yorumlayacak? Bunu esaslı bir söz bu yani. Anlayan ben, anlaşılan benim içindedir. Ben ruhuma, cismime, aklıma, irademe, bundan yani kalpten geçerim. Dolayısıyla kalbi bir merkez olarak bize gösteriyor. Ben de bundan etkilenmiş bir insanım. İkincisi de rahmetli hocamız Nurettin Topçu'nun vicdanla ilgili, ki vicdan kelimesi de çok kullanılır biliyorsun. Zaman zaman da suistimal edilir. Vicdan hakkında bir tarifi vardır. Çok sevdiğim bir tariftir. Vicdan diyor, Cenab-ı Hakk'ın kalbimizdeki sesidir. Vicdan, Cenab-ı Hakk'ın kalbimizdeki sesidir. Yani Allah'a inancı olmayanın vicdanı olmaz. Bunu söylemek istiyor aslında üstü kapalı olarak. Dolayısıyla kalbin sesi ne zaman dinlemeye başlarsak, ne zaman içimizde onun hakimiyeti vücut bulursa, herhalde sırat-ı müstakime oradan gideceğiz diye bu kalbin sesini böyle isim yaptık, yani kitaba isim olarak koyduk. Sonra kalbin sesi ile toprağa dönüş. Birincisi kalbin sesi bir hicret risalesiydi. Hazreti Peygamber'in hicretini metafor olarak, yani onu kullanarak, yani hicret etmemiz lazım nereden nereye, o kitabı orada anlattım. Sonra kalbin sesi ile toprağa dönüş diye ikinci baskı yapıldı ve kitabın adı kalbin sesiyle toprağa dönüş oldu. Bunun ön sözü, sunuş kısmı bir şekilde bir manifesto gibidir. Hayatın manası nedir diye başlar. Yani bu soruyla başlıyor. Hayatın manası nedir sorusuyla başlıyor. Sonra bu kitabı ben Amentü'ye inananlar için yazdım. Amentü'ye inanmayanların canı sağ olsun. Hiç problem değil. Amentü'ye inananlar için hayatın manası ne müphendir ne de muğlaktır. Birçok yerinde şöyle diyorum. Ya Mustafa Kutlu, bunları ne anlatıyorsun? Zaten bunları biliyoruz. Zaten bunları biliyoruz da bir örnek vereyim. Benim gençliğimde, yani 60-70 arası efendim, camilerde cemaatle namaz kılındıktan sonra müezzin efendi Amener Resulü okur. Arkasından tecdidi iman ve tecdidi nikah dualarını okurdu. Bu şimdi yapılmıyor. Bizim caminin hocaları var, iki tane çok sevdiğim arkadaşlar. Dedim, niye okumuyorsunuz tecdidi iman, tecdidi nikah dualarını? Birisi çok espritüel bir arkadaş, çok seviyorum kendisini. Bana dedi ki, Mustafa abi, imanından şüphen mi var yoksa? Tabii biz aslında şüphe duymasak da iman tazelemenin vakti geldi geçiyor. Yani iman tazelemeyi öyle hafife almamak lazım. İman tazelemek nedir diye sorarsanız bir cevap vereyim. Bir sürü cevabı var da. Mesela gayri safi milli hasılayı hesap ederken aslında rızkı veren Cenab-ı Allah'tır ayetini hatırlamaktır. Yani rızkı veren Cenab-ı Allah'tır ayetine inanmayan istediği kadar efendim gayri safi milli hasılayı hesap etsin dursun. Böyle bir anlayıştayım ben sonuçta. Bu tür bir anlayıştayım. Bir. İki, tabii ki ben bir ilim adamı, doktrin yapan bir adam, bir ideolog, efendim, bir filozof falan değilim. Ben bir hikayeciyim sonuç itibariyle. Hissiyatımla konuştuğumu kabul edeceksiniz. Bir, ikincisiniz de, ikincisi de insaflı sorular sorun. Yani karşınızda böyle hani her şeye cevap verebilecek, kaynaklar peşpeşe sıralayabilecek bir adam yok. Ayrıca bu kitapta kaynak maynak da yok. Olsun yani, abi. Kaynak kalbiniz ya. O da yeter. Şimdi geliyor sorular zaten. Evet, İsterseniz ilk soru bu, Malatya'dan gelsin. Bu kadar kafi. Eyvallah. Soruyu alalım. Malatya'dan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Mehmet Aslan kardeşimiz. Aynı zamanda bir kitap kurduğu, kitap koleksiyoneridir. Anlıyorum. Eyvallah olsun. Söyleyebiliriz. Şimdi onun yorum ve sorusuna geçiyoruz. Buyurun Mehmetciğim.
Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Merhaba, merhaba. Selam ediyorum, hürmet ediyorum, muhabbetlerimi iletiyorum. Allah, eyvallah. Mustafa abi, sizin bizim nazarımızdaki şeyiniz şuydu. Biz her Eylül ayında bir hikaye kitabınızı bekler, hasretle babamızı, annemizi beklediğimiz gibi kitap evine gider. Bir tane de almayız, birkaç tane alırız. İlk fırsatta yani kitap evine geldiği an haber verilir. Birkaç tane alır arkadaşlara dağıtırız. O gece o kitap okunur, sabah o kitap konuşulur. Eyvallah. Dolayısıyla kalbin sesini okuduğunda doğrusu içinde çok sürpriz bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü siz zaten hikayelerinizde bunu parça parça değişik boyutlarıyla dile getirmişsiniz. Burada toparlamışsınız biraz. Şimdi bizim tıbbi makalelerde anahtar kelimeler diye bir şey var. Yani onlara bakarsınız hangi konu var. Ben kalbin sesi toprağa dönüşe baktığımda anahtar kelimeler hududullah var. Evet. Buraya ilgi çekiyorsunuz. Ahlak nizamına ilgi çekiyorsunuz. Efendim. Toprağa ilgi çekiyorsunuz. Türkü söylüyorsunuz. Evet. Efendim. Kapitalizme isyan ediyorsunuz. Ben kitabı böyle okudum. Şimdi birkaç tane çok etkileyici sözünüz var. Dünyaya söyleyecek sözümüz var elbet diyorsunuz. Efendim. Ne gam, ben türkülerimi söylemeye devam edeceğim diyorsunuz. Evet. Efendim. Hemen vazgeçin diyecekler. Vazgeçmeyiz arkadaş. Daha ne kadar yüce olsa da biz kenarı bir kenarı yol olur diyorsunuz. Şimdi hemen sorulacak çare nedir? Çare öncelikle zihniyet değişimidir. Bunu sağlayacak olan isyan ahlakıdır. Bunu açıyorsunuz. Dünyaya söyleyecek sözümüz var diyorsunuz. Efendim söz bitmez. Her zaman söylenecek yeni bir söz vardır diyorsunuz. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye hicret edeceğiz? Açıkçası kitabın içerisinde İhsan Hocam daha sonra izin verirse ben birkaç tane bir şey çıkardım. Bir okuma listesi çıkardım ben sizin bu kitabınızdan. Evet. Bir de 5 tane de güzel türkü şarkı çıkardım yine kitabınızdan. Evet. Efendim bunlara şimdi değinmeyeyim. Sözü size bırakayım. Nereye hicret edelim efendim? Buyurunuz. Teşekkür ederiz. Tabii ben 40 yılda 40 tane hikaye kitabı yazdım. Herhalde bana dediler ki ya Mustafa abi yeter bize hikaye anlatma artık. Bir fikriyat kitabı yazalım dedim ben. 40 yılın 50 yılın efendim hamilesi olarak sonunda. Tabii ki o günden bugüne biriken bir fikri hüviyet var. Onu dile getirmek eteğimdeki taşları dökmek istedim. Böylece bir tabii bir hikayecinin elinden çıkma bu kitap. Sonuç itibariyle bilimsel bir kitap sayılmaz yine ama bir hikaye anlatmıyorum. Ben bir de benim üslubum ve anlatışım, konuşmam falan filan bunlar çok doğrudan anlatılan şeylerdir. Ben açık, gürbüz, anlaşılır. Ne diyorsun kardeşim dediğin zaman evet şunu söylüyorum diye. Yani böyle çok yeri çeşitli şekillerde yorumları açık, karanlık efendim böyle şeyler yazmaktan hoşlanmam. Burada da çok açık olarak bütün dünyayı hegemonyası altına almış olan, çağdaş küresel medeniyetin alameti farikası olan küresel kapitalizmin dünyayı nasıl avucunun içine aldığı, bizde dahil bütün dünyayı ve nasıl kan emici bir sistem olduğunu anlatmak ve bundan kurtarmadıktan sonra, bunun tasallutundan kurtulmadıktan sonra herhangi bir yol çizemeyeceğimizi kendimize bunu anlatmaya çalıştım. Bu tabii kolay bir şey değil. Kapitalizm 500 senede oluştu. Bir sürü efendim karşımızda çok büyük bir yeküne varan bir güç var, bir kuvvet var. Biz tabii bunu esas itibariyle önce bir tecdid-i iman yaptıktan sonra efendim bir defa kalbi olarak buğz etmek ve reddetmek zorundayız. İki, zihni olarak bundan kendimizi kurtar, zihin olarak kurtarmamız lazım. Üç, fikir olarak kurtarmamız lazım.
Dördüncüsünden sonra da herhalde bu konuda neler lazım geliyorsa bu alanlarda çalışmak icap ediyor. Bunları da kitabın sonunda anlattım. Şimdi çok kısa olarak bu kitap neyi anlatıyor onu söyleyeyim. Karşımızdaki bütün dünyaya hegemonyası altına almış olan bu sistem çok kanlı, çok insafsız, bütün dünyayı sömüren, insanları ve tabiatı sömüren bir sermaye temerküzünden sonra onun vücuda getirdiği sanayi, ondan sonra endüstri, ondan paralel giden teknoloji, ta efendim dijitalden yapay zekaya kadar yürülen bir yol. Bu yol bize insanlığa şunu söylüyordu. Yani dünyada cennet vaat ediyoruz. Kalkınacaksınız, ilerleyeceksiniz, zenginleşeceksiniz, konfor ve refaha sahip olacaksınız. Eğer siz bu yoldan yürümezseniz geri kalmış olursunuz, az gelişmiş olursunuz. Sizin gelir boynunuza binerler, efendim, işte sizi yolarlar, öldürürler, keserler falan filan. Bir de aç kalırsınız. Yani nüfus falan artıyor. Eğer böyle bir şeyler yapmazsanız, çağın icatlarına uymazsanız aç kalırsınız. Şimdi bunun tabii efendim 500 senede oluşmuş bu düzenin filozofları var, ilim adamları var, laboratuvarları var. Çok meşhur dünya çapında mektepleri var, üniversiteleri var, sanatı var, efendim ordusu var, gücü var, parası var. Dünya çapında bir para var, herkesin onu kullanması efendim. Sayılmayacak kadar, yani müzikten sinemaya varıncaya kadar öyle bir hegemonya ki bütün dünya aynı hayat tarzına mahkum olmuş durumda. Bütün dünya. İşte Japonları gösteriyorlar. Geçen gün ben Çinlilere baktım, bir Çinli grup veya Güney Kore grubu işte pop söylüyor. Yani söyledikleri tavırları, kıyafetleri, her şeyleri aşağı yukarı Amerikan tarzı. Yani herkeste bir Amerikan tarzı var. Aslında biz de esas itibariyle hepimiz bir miktar Amerikanlaşmış durumdayız. Bunu kabul etmek lazım. Bundan kurtulmak kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Hatta bazıları diyor ki kurtulmak lazım mı acaba? Onu da soranlar olabilir. Şimdi dolayısıyla karşımızda küçük bir muhalefet olarak bir çim gibi, bir çimen gibi başını muhalif olarak kaldıranın kafasını kopartırlar. Böyle bir faşizan bir hareket olmasa bile filozoflardan biri diyor ki gelenekçilerle diyor o kadar fazla uğraşmayın. Yani o kadar önemli değil. Bunları diyor itibarsız hale getirin. Değersizleştirin, tamam, onu kendi kendine söner diyor zaten. Kimse itibar etmez. Şimdi bu bir kulvar. Bütün dünyanın gittiği kulvar. Bu kulvar bizi nereye getirdi? Tabii uzun uzun anlatmayayım yani. Yani şimdi işte koronavirüs bunu bize çok güzel aydınlattı, koronavirüs. Yani şu kadar adam vefat etti deniliyor. Ya şu kadar adam vefat etti ama bundan evvel diyelim dünyanın fukara yerlerinde, Afrika'da, şurada burada İhsan kardeşim ve yeryüzü doktorları çok iyi bilir ki bir saat içinde kaç tane çocuk açlıktan ölüyor. Efendim Suriye'de, Irak'ta şu geçtiğimiz zamanlarda milyonla adam öldü. Akdeniz'de ve Ege'de fakir güney, zengin kuzeye doğru giderken o botların içerisinde insanlar nasıl gark oldular? Bunlar hiç onları sallamıyor. Ama bıçak kemiğe dayanınca efendim virüs zengin fakir ayrımı yapmamaya kalkınca, ki ben buna da inanmıyorum. Çünkü Amerika'daki yani 50 milyona yakın adam sokakta yaşıyor ve bunların çoğu Hispanik ve zencidir. Bunlar ölmüşlerdir. Ben söylüyorum size. Yani öbürleri ne yapar ne yapar? Hafif tertip bir iki kişi tutulsa bile ötekiler çeçeği sudan çıkarırlar yani. Ama bir misal vereyim. İşte demokrasinin beyaz zambağı diyelim efendim. Sosyal devletin gülü bülbülü, onda imrenilecek olan İsveç denilen memlekette biliyorsunuz vefatların %45'i huzur evlerinde yaşayan adamlar tarafından oldu. Çünkü huzur evlerinde yaşayan insanları tedaviye kabul ettiler, hastaneye almadılar. Medeniyet bu mu? İlerleme bu mu? Sanat bu mu? Felsefe bu mu? İnanç bu mu? Ne bu? Bu ne yani? Yani
huzur evlerinde yaşayan insanları, üstelik de haber kaynakları rahat da söyleniyor, üstünü örtmüyorlar yani. Yani hastaneye kabul etmiyorlar. Sizler doktorsunuz. Hastaneye kabul etmemek ne demek? İşte bizi bu kulvarda koşanların getireceği nokta burasıdır. Ben de diyorum ki biz buna dur diyelim. Yani dur diyelim derken biz bu paradigmadan çıkalım. Biz dünyada cenneti bulacak değiliz. Bizim cennetimiz öbür dünyada. Biz dünyada huzur ve mutluluk peşinde değiliz. Bizim peşinde olduğumuz şey Allah rızasıdır. Bu kulvardan çıkıp da ne yapacağız? Bu kulvardan çıkacağız. Yeniden hor görülen, efendim hesaba alınmayan toprağa döneceğiz. Tarıma döneceğiz. Ve bunu da ihtiyaca binaen insan ölçekli bir şekilde toprağa da merhamet ederek, tabiatı da merhamet göstererek, sulara da, bütün yaratılmışlara merhamet ederek orada insan ölçekli bir hayat tasarlayacağız. Benim bir teklifim var. Bu teklif bizim sermayemiz topraktır. Efendim, dolayısıyla bu dünyanın, bu tek kulvarda giden dünyanın saldırarak yok etmeye çalıştığı, ki bunu da biliyor herkes, yani biliyor ama yani Rio'dan bu yana 10 defa işte iklim değişikliği bilmem ne konferansları toplandı. Kimse oralı değil. Yani hiç toplanıyorlar ama bir şey olmuyor. Toprağa düşmanlar toprağı zehirliyorlar. Havaya düşmanlar havayı zehirliyorlar. Efendim, suya düşmanlar suyu zehirliyorlar. Bunlar anasır erbağıdır. İnsana düşmanlar insanı da bitiriyorlar. Dolayısıyla insana ve tabiata düşman olan, ki bizi ilkokulda bunu öğretmişlerdi. İlkokullarda dediler ki insanoğlunu tabiata karşı zaferi. Yani tabiatı yeneceksiniz, tabiatı sömüreceksiniz, tabiatın hakkından geleceksiniz. Dolayısıyla ben diyorum ki önce biz yangında ilk kurtarılacak şey nedir? İşte toprak, işte hava, işte su. Toprağa dönüşün manası bu. Bundan iki gün evvel Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında, ben okuyamadım ama televizyondan gördüm. Birinci sayfaya kocaman yazmışlar. Manşet: toprağa dönüş, toprağa dönüş. Koronadan sonra nasıl bir dünya bekleniyor diye konuşuyorlar. Koronadan sonra işte efendim herhalde daha adil bir düzen, daha efendim toprağa saygılı, tabiata saygılı bir düzen bekleniyor diye söylenebilirler. Fakat ben bunlara karşı bir yazı yazmıştım. Başına şunu koydum. Zümer suresi, yani diyor ki insanoğlunun başına bir felaket geldiği zaman Allah'a yalvarır. Ya Rabbi beni bu felaketten kurtar. Kurtulduktan sonra sen sağ, ben selam ver. Aynı tas aynı hamam. Ben bu şeyin de bir zihniyet değişikliğine sebep olacağını sanmıyorum. Sonuçta benim yazdıklarım romantik, itopist, tatbiki nakabil, hesaba alınmasa daha iyi olur gibi karşılanacaktır. Şimdi sırası mı? Tabii ben şimdi sanayiye karşı çıkalım, teknolojinin dibine kibrit suyu dökelim gibi bir, ben aklı peynir ekmekten yemedim yani. Böyle bir şey değil. Bu aslında bir zihniyet değişikliği, bir paradigma değişikliğini gezdirir ve buna inanan, amentüye inananlara çok büyük bir mesuliyet düşer. Buna çalışılacak. Bunun hukuku, bunun iktisadı, bunun yönetimi, bunun bilmem nesi, şusu busu. Ben vaktiyle bundan 10 sene evvel Huzursuz Bacak diye bir kitap yazmıştım. Ve bu Huzursuz Bacak kitabının içinde kanaat ekonomisi diye bir şey ortaya atmıştım. Bu kanaat ekonomisinde mısırırım. Yani bizim kendi inancımıza uygun ekonomi, kanaat kelimesi İslami bir kavramdır. Ve bir ekonomiye temel teşkil edebilir. Yani bu sonsuz üretim, sonsuz tüketim sarmalından bizi çıkaracak bir şeydir. Dolayısıyla mütevazı bir şeydir efendim. Bu sistemin ve düşüncenin ekonomi tarafını temel teşkil edebilir. Ama sonradan anladım ki sadece ekonomiyle olmuyor. O ekonominin hukuku lazım. O ekonominin yönetimi lazım. Onun ahlakı lazım. Onun eğitimi lazım. Onun sanatı lazım. Bir bütün. Bu bütünün etrafındaki çember hududullah'tır. Bu çemberi Ehl-i Sünnet itikadına göre
şu andaki ulemamız rahat çizer yani. O kadar fazla İslam konusunda o kadar tartışmayalım. Herkes İslam konusunda birbirleriyle tartışıyorlar. Ehl-i Sünnet bize yeter. Bunun, bu hududu Allah çizer. Bunun içerisinde kalmak kaydıyla bir paradigma değişikliğine efendim fikren, zikren ve ilmen bir çalışmaya davet eden bir davet kitabıdır bu. Bir tekliftir. Bunun üzerinde imali fikre edecekler olursa ben çok mutlu olacağım yani. İnşallah. Şimdi zaten onun bir antrenmanını yapıyoruz. İmali fikir antrenmanı inşallah. Bakalım diğer sorular bu konuda başka çağrışımlar yaptıracak mı bize? Teşekkür ediyoruz. İkinci soruyu Malatya'dan Urfa'ya geçerek alalım Mustafa abi izninizle. Evet. Hayat Vakfı Urfa Şubemizden Doktor Emre Çelik. O da sizin sıkı bir takipçiniz, okuyucunuz. Onu dinliyoruz şimdi. Size yönelteceğiz soruyu. Emre buyur. Mustafa hocam selam ederim, hürmet ederim. Ben önce Mehmet abinin konuştuğu bölümden sonra bir cemaatle rahmet ayrılıkta azap bölümünde bir bölümü paylaşmak istiyorum. İmamın arkasında duranların Fatiha'yı neden okumadığına dair bir açıklama getiriyorsunuz. Ve sonunda şöyle diyorsunuz. Yalnız başına namaz kılan kişi ise henüz gerçekte oluşmamış. Fakat düşünce halindeki bir cemaatin imamı yerinde olduğundan mutlaka Fatiha ve sureleri okur. Ve bu gibi kişiler çoğalıp tanıştıkça gerçekten cemaatten de kendiliğinden kolayca oluşur. Cemaat de kendiliğinden ve kolayca oluşur. Hemen içlerinde birini imam tanıyarak ona uyarlar ve sosyal güçleri de imamları ile orantılı olur. Bir sosyal ruhtan bahsediyorsunuz. Evet, bu Elmalı Hamdi Efendi'nin şeyidir, fikridir, evet. Evet. Bu sosyal ruha atıf yaparak şunu sormak istiyorum. Şehir insanının kapitalizme karşı verdiği yanıt ya da kapitalizmin etkilerinin sonucunda oluşan dönüşüme Akif İnan Şehir Gazeli'yle Ey Deprem Gel Yetiş diyor. İsmet Özel Esenlik Bildirisi'nde öc alınmak ifadesini kullanıyor. Ama Mustafa Kutlu kalbin sesiyle toprağa dönüş. Yani bir şehrin nasıl devlet ifadesi dönüştürülen şey anlamına geliyor. Bir dönüştürülen şey değil de bir şehir insanının elinden tutup ona hicret için bir yol haritası çiziyorsunuz. Evet. Bu müşfik duruşu korumanın yolu nedir? Bu sosyal ruh mudur? Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Mustafa Özel bana diyor ki, ben diyorum ki bu Huzursuz Bacak kitabını 10 sene evvel yayınladığımda orada kanaat ekonomisi söz konusu olmuştu. Doğrusu bu kitabın yazılmasında da bunların zikretmem lazım. Yani başta Mustafa Özel kardeşim, Süleyman Seyfi Öğün, ondan sonra İsmail Kara kardeşim, tabii ki temelde Nurettin Topçu, ondan sonra çok faydalandığım, kendisinden çok istifade ettiğim Teoman Duralı, Profesör Teoman Duralı ki onun Çağdaş Küresel Medeniyet kitabı çok önemlidir. Ve benzeri birçok arkadaşlarla istişare ederek bana yardım ettiler bunları yazmaya. Çünkü şöyle söyleyeyim, Mustafa Özel bana diyorum ki neden diyorum söz vermiştim bana kanaat ekonomisi kitabını neden yazmadı? Gerçi burada çok bu kitapta da çok faydası oldu bana. Diyor ki bana sen bana kanaat toplumunu göster, ben sana kanaat ekonomisini yazarım diyor. Şimdi cemaat olmamız lazım geliyor. Çünkü bizim Fatiha'da okuduğumuz işte onlar bu kitapta hepsini yazdım, gösterdim yani. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn denilen kısımda şöyle diyor. Yalnız sana kulluk eder, sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz. Şimdi burada kullanılan zamir bizdir, ben değil, bizdir. Yani bizden bahsediyor. Dolayısıyla bizde zaten bizim kültürümüzde ben yoktur yani, ben diye bir şey yoktur. Ben demek zaten terki edeptir tasavvuf. Ben dediğin zaman benlik davası çıkar ortaya ve ben dersen karşıda bir öteki belirir. Oysa ki bizim kültürümüzde öteki diye bir şey yok.
Yani kapıyı döyen adam Tanrı misafiridir. Tabii bu örselenmiş, yıpranmış bir kültürel hale gelmiş bir şey. Bir cemaatin teşkili şarttır. Yani cemaat olması lazımdır. Tabii bu cemaattan bu kitabın birçok yerlerinde kastettiğim şu. Yani ne Amişler gibi bir Amerika'daki bir tarikat, ne bir getto kurmak istiyoruz falan filan, bunlar yok. Ama şu olabilir, yani eğer bu kitaptaki fikriyatı geliştiren insanlar, dinen, fikren, buna inanan insanlar zuhur ederlerse ki, bunlar bir şekilde seçkinlerin zuhuru diye bir bölüm var orada, onlara benzer. Bunlardan bir tanesi mesela rahmetli Turgut Cansever'dir. Yani benim çok yakınında olduğum. Turgut Cansever böyle bir şehir tahayyül etti, bunu planlarını çizdi. Fizibilitesini yaptı, efendim yani resimler, evlerin resimlerini bile çizdi. Onların evrakı şimdi evlatlarında ve onun talebesi mimarlarda. Dedi ki bana biraz yer gösterin, bila ücret bu şehri kuracağım. 25 binlik bir şehir, 25 binlik bir şehir. Şimdi ben burada onu biraz geliştirdim, bir şehir nasıl kurulacak. Bunun da toprakla ilgilenen köylülerle beraber kurulacak bir şehir olduğunu ileri sürdüm. Bir tasavvur olarak söyledim. Bunu kurmak zor bir şey değil. Yani bir tatil köyü kuruyorlar şimdi. Daha bir tane insanlar geliyor, alıyorlar, ediyorlar. Burada tarif edilen Turgut Bey'in tahayyül ettiği ve çizdiği, planladığı, fizibilitesini yaptığı şehre yatırım yapacak müteahhitler çıkabilir. Ve bu şehrin tek katlı, mümkün olursa tek veya iki katlı bahçeli evlerinde oturmayı Türkiye'deki %90 insan istiyor zaten. Dünyada da istiyorlar. Yani müstakil bir eviniz olsun, bahçe içerisinde olsun. Ama şimdi ben burada yazdım onu. Diyorum ki toprağa dönünce ne olacak? Biz orada ne karşılayacak? Beyaz badanalı, küçücük bir basal evi. Efendim etrafında bahçeler, çocuklar oynuyor, çiçekler açıyor. Hayır, böyle bir şey yok. Orada bizi zaruret bekleyecek. Zaruret. Zarurete dayanmak işte Hazreti Peygamber'in hicreti gibi bir şey. Yani bu hicret kolay olmayacak. Yani gideceksiniz oraya. Ben İhsan hatırlar. Huzursuz Bacak kitabı için Hayat Vakfı'nda bir konuşma yapmıştım. Tabii ki söyleyeceğim sözler biraz infial doğuracaktır diye. İhsan'a dedim ki ya burada bir sıkıntı çıkarsa beni buradan bir kapıdan nereden çıkaracaksın acaba? Ve nitekim de öyle bir şey oldu. Sonunda şöyle bir şey oldu. Bana dediler ki bu kanaat ekonomisini anlat. Ya kardeşim ben iktisatçı değilim. Mustafa Özel'e söyleyin anlatsın. Yani kanaat ekonomisini herkes biliyor. Zaten siz de biliyorsunuz kanaatkar olmanın ne olduğunu. Yok illa anlatacaksın. Ben de farz oldu artık bir cümle söyleyeyim dedim. Dedim ki bugün için dedim burada genç arkadaşları görüyorum. Bir delikanlının dolabında 30 tane gömleği varsa bu haramdır dedim. Vay sen misin bunu diyen. Ortalığa bir bomba düştü sanki. Sen bizi nereye davet ediyorsun? Fakir mi olacağız bilmem nedir falan filan. Baktım iş bayağı alevlenmeye başladı. İnsana dedim ki ben ufak ufak gideyim buradan. Böyle bir durum oldu. Yani benim teklifim çok cazip bir şey değil insanların, çok kabul edeceği bir şey değil. Onun için tatbikin akabin ütopist ve romantik bulunacaktır. Ama ben şuna inanıyorum ki kıyamete kadar aramızda Cenab-ı Hakk'ın salih kulları bulunacaktır. Bunlar seçkin insanlardır. Bunlardan biri belki şu karşıda gördüğüm 5-6 kişiden biridir, ikisidir, üçüdür. O da olabilir. Bu seçkinlerin aslında bir cemaat teşkil etmesi, bir topluluk teşkil etmesi. Efendim bu bir parti değil. Bu bir efendim işte bir illegal kuruluş değil. Bir şu değil, bu değil. Bu nedir? Bu şudur. Kardeşim biz bir güzellik yapmak istiyoruz. Sen gel iştirak et. Bak bakalım. Ha şimdi cemaatler arasında da sıkışmalar oluyor. Onları kastetmiyorum. Onları kastetmiyorum. Böyle bir şeye hazırlık, böyle bir şeye hazırlık ve bunun tatbikatını yaparsa, insanları ikna ederse ve gidip oraları gören insanlar yerli olsun, yabancı olsun. Ya kardeşim adamlar yapmış işte. Dünyada yapılacak bir şey varsa o da bu. Gerçi adamların 3 tane gömleği var ama olsun. Yani caddelerden efendim trafik yok, hava kirliliği yok,
Ondan sonra köylülerle bir aradalar. Onlar da tarımla uğraşıyorlar. Küçük tarım sanayi var falan filan var. Bunlar hepsini, tabii ben bu işin ilmini yapmadım. Bütün teferruatını anlatamam. Ama bu teklif üzerine çalışılabilir diye düşünüyorum. Buna çalışacak insanların da önce bir zihni uyanışa, eğer bu zihni uyanışa, kalbi uyanışa varırsak, yani hacı hacıyı Mekke'de bulur derler ya, onlar bir araya gelirler inşallah. Yani reel iktisatla reel politikin dışında uzun vadeli, ben belki 30 sene sonrasına bir pencere açmaya çalışıyorum. Yani bugünden yarına olacak bir şey değil. Evet, zaten abi siz birkaç bölümünde kitabın kapitalizmin 300-500 senede bu hale geldiğini, bunun uzun bir koşu olduğunu ifade edip bu teklifinizin karşılık bulmasını hemen beklemediğinizi hiçbir şekilde ifade ettiğiniz gibi. Önce kalben buna inanan bir topluluk oluşacağını, daha sonra zihnen buna hazırlanılacağını, sonra fikir üretileceğini ve nihayet bedenen, kuvveden fiile çıkarılacağını ifade ediyorsunuz. Affedersin İhsan'cığım, bir şey de ilave edeyim. Burada bir denizde damla, okyanusta bir damla bir misal verdim. Yozgat'ın Kadınan'ın ilçesinin Kabalı köyünde kaymakam, tarım ilçe müdürü ve bir köy muhtarının vücut verdiği bir proje ve orayı nasıl değiştirdiğini, üç kişinin efendim gayreti sonucunda nasıl yeşertebildiklerini, orada nasıl bir hayat vücuda getirdiklerini de yani kuvveden fiile çıkmış bir misal olarak gösterdim ki. Hatta bu yaşanmış örnek var. Arzu edenler, okumayanlar orayı ayrıntısıyla okursa hani inanılır gibi gelmiyor ilk bakıldığında. Evet. İyi ki de onu oraya koymuşsunuz. Hani ütopik diyeceklere çok net bir cevap var. Evet, evet. Çarpıcı bir tarafı da onun gayet başarılı bir proje. Sonunda da her bir aileye aylık 12 bin lira, o proje uygulandığı devrim parasıyla 12 bin lira gelir getirdiğini görüyoruz ki. Köye dönüyorlar, ayrıca şehire gitmiş köyler. Evet. Yani gayri safi milli hasıla meraklılarına da bu cevap verilebilir yani. 12 bin lira fena bir hasıla değil gibi. Şimdi erkekler sordular. Bakalım hanımlar ne diyecek? Sıra onlara geldi abi. Soru sırası Hayat Vakfı kadın kozamızı temsilen diş hekimi Sümeyra Boz hanımefendi de. Onu dinliyoruz. Buyurun. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam, değerli vaktinizden bizi ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Aklımda çok soru vardı ama çoğu konuşuldu. Aslında ben danışmak istediğim bir mesele var. Aslında şu anda hani sizin bahsettiğiniz toprağa dönüşte sanki böyle ona ket vuran sosyal bazı tabular var. Yani nasıl diyeyim, sosyal ortamda aslında belli sınıflar oluşturuluyor. Hep böyle internette karşıma çıkar mesela işte en itibarsız ya da en itibarlı meslekler olarak karşımıza çıkar. Bunlara da baktığımız zaman itibarsız mesleklerde işte bahçıvanlık, demircilik, işte çöpçülük, bunun gibi meslekler çıkıyor karşımıza. Ya da işte itibarlı mesleklerde doktorluk, öğretmenlik gibi meslekler çıkıyor. Ama baktığımız zaman sosyal bir sistemin içindeyiz ve bu sistemin içinde de bu sistemin devam edebilmesi için bir sürü çarka ihtiyacımız var ve yani çöpçü de, doktor da, bahçıvan da, çiftçi de, öğretmen de, bu hepsi çok değerli ve bu çarkı tamamen döndüren kişiler. Fakat maalesef hani algıda sanki hani belli meslekler daha itibarsızlaştırılıyor ve emeğin de aslında değersizleştirildiğini düşünüyorum bu açıdan. O yüzden de hani bu yani mesela toprağa dönmek için sanki hani insanlar çocuklarını teşvik edemiyorlar. Yani daha farklı mesleklere yönlendiriliyorlar. İşte meslek liselerine mesela yönlendirirken sanki daha böyle yetenekte işte eğitim noktasında daha böyle zorlanacak kişiler oraya yönlendiriliyor. Ama bu aslında bu itibarsızlaşma da sanki sistemde insanlar arasında hani bir sınıf farkı oluşturmaya başlıyor. Yani bunu nasıl düzeltebiliriz? Hani bu aslında hani herkesin çok değerli olduğunu ve sistemde çok gerekli olduğu algısı nasıl düzelebilir ki
hani tekrar özümüze dönebilelim ve o toprağa dönüş, öze dönüşü gerçekleştirebilirim. Teşekkür ederim. Efendim şimdi ben size bir tabip hikayesi anlatayım. Bu tabibi tanıyorsunuz. Bu arkadaşımız psikiyatrist. Efendim Erol Göka, Profesör Erol Göka. Profesör Erol Göka bir güzel kendi başından geçen bir şey anlattı. Bir aile geliyor buna. Yeri seviyesi üst seviyede olduğu anlaşılan bir aile. Diyorlar ki bizim kızımızın problemi var. Yani problemi bir kız. Anlaşamıyoruz. Bu kızla bir görüşürseniz şunu bir yola getirelim. Yani sizi dinler inşallah. Siz bir psikiyatristiniz, profesörsünüz. Tamam demiş. Kız da berabermiş. Kızı demiş ki siz dışarıda bekleyin anne babaya. Kızı içeri almış. Demiş ki hayırdır demiş, ne var, problem nedir? Kız demiş ki hocam demiş problem diye bir şey yok demiş. Problem bende değil, problem annemde babamda. Ne var problem olacak, ne var? Hocam demiş işte tabii gelir seviyesi yüksek bir muhit sahibi insanlar, akrabalar, şunlar bunlar falan. Halbuki bunu o ailelerin de bilmesi lazım. Şimdi bu yüksek tabakadaki genç arkadaşların içerisinde ilginç eğilimleri olanlar var. Eskiden bu pek yoktu. Türkiye fukaraydı çünkü zengini pek yoktu o zaman. Bu eğilimler şöyle, yani adam diyor ki ben diyor mesela delikanlı, ben diyor fotoğrafçı olacağım mesela. İşte öbür kadın kız diyor ki ben diyor mesela butik bir lokanta açacağım diyor. Efendim yani bu kızcağız da aşçı olmak istiyormuş. Yani gurme efendim aşçılık mektebi. Şimdi aşçılık da çok şey. Böyle aslında bilmiyorum ilginiz var mı? Bayağı revaçtadır böyle çok klas küçük şeyler var. Butik lokantalar, iki tane talebe arkadaş bir araya gelip açıyorlar falan filan. Erol diyor ki baktım kızcağızın aklı başında çok istekli. Yani çizmiş, ne yapacağını buyur, bunun hülyasını kurmuş o efendim. Baktım kızda hiçbir problem yok. Tamam demiş ki yavrum sen git çıktın. Anasını babasını içeri almış. Demiş ki efendim demiş kızınız çok sağlam. Yani kızınızda hiçbir problem yok. Ama efendim demişler yani nasıl olur işte bu kadar okuttuk işte şu kadar kurs bu kadar bilmem ne lisanlar şunlarlar bunlarlar bu sonunda aşçı mı olacak demiş yani. Valla Erol demiş ki ya bırakın aşçı olsun yani aşçılık kötü bir şey değil ki. Deyince bir sessizlik olmuş. Manalı bir sessizlik. Erol'a böyle sessiz sessiz bakmışlar. Ya bu hocanın aklı başında mı acaba ne demek istiyor falan diyerekten. Ondan sonra kadın daha dominant birisi. Birden kalkmış ayağa. Beyi de kolundan çekerek biz gidelim demiş. Anlaşılan bu şeyden hiç cevap yani problem sizde diyecek sonradan onu anlamışlar herhalde. Giderken kapıyı kapatırken kadın dayanamamış. Kapıdan kafasına çıkarmış. Bana bak koca demiş sen gel kendi kızını aççı yap demiş. Şimdi burada tabii aslında bu bir mesleki mesele değil. Bir sınıf meselesi de değil aslında. Türkiye'de sınıf meselesini ben yani ben Türk insanını tanıyorum ya. Yani. Çok böyle hani kültürlü bir adam, çok kitap. Burası bakın burası Salih Zengin'in şeyi yani. Burası benim damadın kütüphanesi. Benim kütüphanem yok. Okuduğum kitapları dağıtırım. Ondan sonra lisan bilmem falan filan ama Türk insanını tanıyorum yani. Yani bana hiçbir sosyolog dolma yutturamaz olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Bizde Avrupa'yı manada sınıflar olmadığı gibi Avrupa'yı manada sermaye temercüsü de olmamıştı. Biz hep böyle komprador sermaye, dışarıdan gelenler hala dışarıdan para bekliyoruz. Sıcak para falan filan. Bizde iki tane zengin vardı biliyorsunuz şimdiye kadar. Bir araya geldikleri zaman şöyle konuşurlardı. Aa piyasa nasıl? Vallahi durum kötü, malı sıkmak lazım. Şimdi bu budur yani. Zengin olabilir. Türkiye'de zenginler vardır, olmuştur. Ama Avrupa'yı manada ne burjuva sınıfımız vardır, ne efendim asiller vardır, lordlar, efendim dükler şunlar bunlar. Bizde sermaye temerküzü de olmamıştır. Bu konuda
Osmanlı'da devlet ve iktisat diye Mehmet Genç abinin rahatsız olduğunu duydum. Allah şifa arıyorsun. Türkiye'nin bir numaralı iktisatçılardan biridir Mehmet Genç abi. Onun Ötüken yayınlarından çıkmış. Osmanlı'da devlet ve iktisatı mutlaka okuyun. Osmanlı'yı anlamak ve iktisadı anlamak için ondan iyi kaynak yoktur. Orada da bahsediyor zaten. Sermaye temerküzün için olmamıştır diye. Orayı onlar okursanız, yani biz Osmanlı kapitalizme niçin geçemedi? Bunu da anlarsınız. Geçemezdi çünkü. Hududullah'a aykırı bir şey. Yani mümkün değil. Ben de bu kitapta onu anlattım yani. Dolayısıyla bizim bu 200-300 senedir, 200-300 senedir, 300 senedir üzerimize abanmış olan, üzerimize bütün dünyayla beraber bizi de içine almış olan, girdabına almış olan hemen her şeysiyle, zihniyetiyle, düşüncesiyle, mektebiyle, uygulamalarıyla, yememiz, içmemiz, okulumuz, yolumuz, arabamız, cep telefonumuz, aklınıza gelen milyonlarca unsurla beraber biz de bu anaforun içindeyiz. Dolayısıyla buradan böyle hani yağdan kır çeker gibi çıkmak, bunun reçetesini vermek, bunun şusunu yapmak, şusunu yapmak olmaz. Ama Mehmet Genç, Allah ondan razı olsun, Allah şifa versin. 15 sene bir hipotez üzerine uzun çarşıdan efendim yapıyor. 15 sene Osmanlı iktisadı, Osmanlı düzeniyle ilgili bir hipotez üzerine 15 sene çalışıyor. Arşivden çıkmıyor. Fakat 15 sene sonra tezi yazmaya kalkınca bakıyor ki baştan koydukları şey yanlış. Tutmuyor rakamlar. Hocam ne yapacağız demiş. O da demiş ki Mehmet masanın üstünde ne varsa, o zamanlar bilgisayar yok, fişler falan var. Onları sil at demiş, sıfırdan başla. Mehmet Genç sıfırdan başladı. Ve arşivler, öyle bir arşiv çalışması, günde 15 saat. Dubrovnik gümrüğüne kadar gitmiş, Hanya gümrüğüne kadar gitmiş birisi. Yani öyle çalışmış birisi ve bir tek kitabı var zaten. Onu meydana getirmiş. İşte bizim de arzu ettiğimiz çalışmalar böyle olması lazım. Yani imali fikredenlerin esaslı çalışmalar yapmaları lazım. Ki bizim dünyaya ve bütün dünyaya söyleyeceğimiz lafı olsun. Ben burada dünyaya söyleyeceğimiz lafım var da türkü söylüyorum ama Tanpınar diyor ki bizim diyor romanımız türkülerimizdir. Tanpınar diyor bunu. Ben çok türkü dinlerim. Ufalı arkadaş. Araya bir türkü sokacak mıyız abi? Erzincan yöresinden. Vallahi böyle bir şey bir yerde konuşmaya gidersem şart koşuyorum. Yani arada bir es verip çay içerken bir de türkü dinleyelim diyorum. Sizden dinleyecek miyiz diye merak yok, ettim. Benim sesim bakın zaten zor çıkıyor. Eyvallah. O zaman siz suyunuzdan bir yudum alırken biz evet. Öğrencilerimize dönelim. Onlar da sabırsızlıkla bekliyorlar eyvallah. Soru sormaya. Eyvallah. Hayat Vakfı öğrenci kozasını temsilen iki öğrencimiz var, iki kızımız var. Onlardan size soru, yorum gelecek. Önce buyur, Sena buyur. Cimilli'den başlayalım. Sena, buyur seni dinliyoruz. Mikrofonu açalım. Mikrofon. Pardon. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Hocam, kitapta beni en çok etkileyen bölümlerden biri Sanat Nedir bölümüydü. Bu bölümün bu denli tesirli olmasında sanatkar yönünüzün de önemli bir katkısı vardır diye düşünüyorum. Ben de bu sene yeni yeni kara kalemle uğraşmaya başladım. Henüz çok yeniyim ancak çizimle ilgili şunu fark ettiğimi söyleyebilirim. Çizmek için seçtiğimiz nesneyle seçme aşamasından kağıda aktarıncaya kadar çok daha farklı bir bağ kuruyoruz bana göre. Daha önce dikkatimizi çekmeyen yönlerini fark etmiş oluyoruz. Kitapta Hududullah'a karşı gelen insanın tabiata düşmanca bir tavırla yaklaştığından, onu yenme iddiasından bahsediyorsunuz. Bu bağlamda kitapta sanata yer vermenizin bir sebebi bizi özümüze döndürmesi, tabiata bağlaması olabilir diye düşündüm. Bu konuda söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Bir de ek olarak sanatla uğraşmanızın içsel yolculuğunuza nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi benim de sana bir sorum olacak. Soyadın Cimilli mi, Cimilli mi? Neyle hocam? Cimil. Erzincanlıyım ben de. İşte canım. Oradan tanıdık geldi herhalde. Seçim isabetli demek ki. Evet. O zaman üzüm zamanı üzümlerimiz senden olacak demek. İnşallah hocam. Hocam bu vesileyle babamın da selamını söylemek isterim. Bu programı haber verince.
Siz bu meşhur Cimin'li ailesinden misiniz? Levent Cimin'li hocam babam. Sizle komşularmış sanırım Cumhuriyet Mahallesi'nde siz otururken. Liseden bir arkadaşımız vardı. Genç yaşta kaybettik. Gürbüz Cimin'li. Bilmiyorum ona akraba mısınız? Neyse bu hal hatır sormaktan dışında şunu söyleyeyim. Ben lise fen kolu mezunuyum. Lisedeyken ve gençliğimde edebiyat aklımdan geçmiyordu. Ben resim yaptım uzun yıllar. Ortaokuldan itibaren. Bir de futbol oynadım. Yani hatta Güzel Sanatlar Akademisi'nin kapısından döndüm. Çok uzun bir hikayedir. Onu anlatmayayım. Resim içinde bu ukdedir. Ama şimdi zaten hareket mecmuasına da yazı yazarak değil, desenler çizerek başlamıştım. Şimdi yine evden pek çıkamıyorum. Biraz rahatsızlıklarım var. Şimdi elim de titriyor. Hem nöropati hem efendim Parkinson şu bu falan. Ama resim, Allah şifa versin inşallah. Resim yine benim hayatımı dolduruyor. Yaptığım resimleri de sağa sola şey yapıyorum. Şimdi resim ve sanat daha doğrusu bir bizim kelam-ı kadim dediğimiz bir Kur'an-ı Kerim var biliyorsunuz ayetler. Bir de kainat kitabı var. Yani Cenab-ı Allah diyor ki kainat kitabına da bakın. Onu da okumaya çalışın. Çünkü o sizi, imanınızı güçlendirecektir. Ben sanat görüşüm bunun üzerine bina etmişimdir. Yani kainatta bir ahenk var. Cenab-ı Allah'ın koyduğu bir ahenk. Bu ahengi, bu ritmi müzisyen yakalayabilir, ressam yakalayabilir, efendim mimari yakalayabilir. Yani bu ahengi görüp bu ahenge dahil olmak. Yani Yunus ne diyor? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. İşte kuşlar ile sular, coşup giden sular ile çağır. Yani kainatın zikrine iştirak etmek istiyor. Yani dolayısıyla Tanpınar da şöyle diyor bizim mimarimiz için. Bizim ecdadımız inşa etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı diyor. Yani o camileri falan yaparken orayı müthiş bir sanat eseri yapmak üzere bina etmiyorlar. Dolayısıyla o konakları yapanlar, kalfalar, Karadeniz evlerini yapanlar, Türk mimarisini meydana çıkan kalfalar falan filan bunlar demircisiyle efendim ben zanaatla sanatı fark şey etmem yani ayırt etmem. Bunlar inşa etmiyorlar ve ibadet ediyorlardı. Ha bunun kökü kesilmiş olabilir. Yani onu bir şey diyemem ama bu şuna benzer. Kıyamete kadar salih kulların aramızda dolaştığına inanalım. Yani onlardan birini mutlaka rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla benim de sanat görüşüm bu çerçevededir. Bizi tabiatla dost kılar. Tabiatla dost kılmak benim teknikle teknoloji arasındaki farkı koyduğum yazıya benziyor. Yani bunu karıştırıyorlar. Teknik başka şey, teknoloji başka şey. O yazıyı şimdi burada okumayayım. Fakat benimle aynı kafada bir filozof var. Heidegger diye bir adam. Kara ormanlarda bir kulübede 40 yıl yaşamış. Ondan sonra planını falan da kendisi yapmış. Heidegger diyor ki tabiatta dost yaşanılacak. Onun için de şeyi örnek gösteriyor. Tekniği örnek gösteriyor. Mesela diyor ki bir yelkenli kayık yapmış adam. Rüzgarla gidip geliyor. Şimdi bu adamın rüzgarı tanıması lazım. Rüzgarla ünsiyet kesbetmesi lazım. Ne zaman coşar, ne zaman hafif eser, ne zaman yola çıkacak, ne zaman beklememiz lazım. Bu rüzgarla arkadaş olmak demek. Arkadaş olursan o sana yardım eder, sen ona yardım edersin. Ama sanayiye hududullah dışında yol veren icat buhar makinesidir. Marşa basmak gibi bir şeydir. Buharlı geminin öyle rüzgarmış, dalgaymış, şuymuş, buymuş dinlemez. O basar gider yani. Bu basıp gitmek meselesini çok şey yapabilirsiniz. Yani çok çeşitlendirebilirsiniz. Dolayısıyla tabiatla dost olan tabiatın sesini, kalbin ritmini, tabiattaki sesi, ahengi, rengi, müziği, şunu bunu hepsini duyar. Onunla duyar.
Bu sanat nedir yazısının içinde bu var, bu ahengin ne olduğunu, ritmin ne olduğunu falan. Sizin de bu çerçevede gidebildiğiniz kadar yol almanızı dilerim. Çünkü ben gidemedim yani. Bir yerde takıldım kaldım, sonra edebiyata intikal ettik ama şimdi tekrar resim. Eyvallah. Mustafa abi, kitapların kapaklarındaki desenler sizin evet, miydi? Evet, bu mesela son yaptığım resimlerden biridir. Yarısı var. Bu resim Ahmet Kot'ta. Evet. Hepsi çok güzel. Onu da soranlar oluyor bu arada. Bir de yeni kitap hazırlığı var mı diye bir soru gözüme çarptı. Eylül'de çıkıyor mu yine inşallah? Şimdi bu kitapta yarım bırakılmış meseleler var. Beni çok içine aldı bu kitap, meseleler. Benim derdim değil aslında, benim yapacağım şey de değil ama bırakmıyor, yakamı bırakmıyor. Yani mesela şimdi güç temerküzü, efendim işte yönetim, efendim işte ben şimdi bütün bu Ramazan boyunca bir taraftan tecrit okuyorum hadisleri, bir taraftan da Cevdet Paşa'nın tarihini. Ta Hazreti Ebu Bekir'in hilafetine kadar gittim. Bakalım ki nasıl olmuş oradan oraya, oradan oraya falan filan. Bunlara bakıyorum. Yani güç teberküzü falan filan bir şeyler beni bırakmıyor. Dolayısıyla ne zamana kadar sürecek gidecek bu iş? Yeniden hikaye yazmaya döner miyim bunu bilmiyorum. Aslında tabii 40 yıldır, bir kısmımız 40 yıldır okuyoruz hikayeleri. Hepsinde çok önemli mesajlar var. Hikaye gibi gözükse de ilk planda alıyoruz onları. Fakat son iki kitap olmalı. Hani Arzuhal yahut İlmihal yahut Arzuhal ile Kalbin Sesi, hikayecilik kulvarından farklı bir alana mütefekkir Mustafa. Estağfurullah efendim. Sonuçta bir tefekkür sonucu bunların hepsi elbette. Oraya doğru döndü. Bir gün tekrar hikayeye döner miyiz? Siz de bilmiyorsunuz. Biz de merakla bekliyoruz inşallah. Nasıl? Ve beşinci soru soracak. Hayat Vakfı mensubu kardeşimize geçiyoruz. Öğrencilerimizden, yine öğrenci kozasından Meryem Akkoyun soracak. Yine o da Senacı Minli gibi bir tıp fakültesi öğrencisi. Meryem'i dinliyoruz. Buyur Meryem. Hocam selamlar. Söyleşi için de çok teşekkür ederiz. Hocam, kitabın otorite bölümünde gücün hukukundan ve hakkın hukukundan bahsediyorsunuz. Ve ne yazık ki günümüzde gücün hukukunun dünyaya egemen olduğunu, bunu da para, silahlanma, bilim ve teknolojiyi kullanarak yaptığını ve kapitalizmin bize tek çare olarak sunduğunu yazmışsınız. Hocam, benim sorum şu şekilde olacak. Biz Müslüman sağlık öğrencileri olarak iyi bir hekim olmanın yanında bilimsel anlamda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve teknolojiyle yakından bağ kurarak gücü kazanıp yeryüzünde hakkın hukukunu egemen kılarak kötülükleri azaltma gayesi gidiyoruz. Hocam, kitapta teknolojiye ve bilime getirilen eleştirilere karşı bu gayede olan biz öğrencilere nasıl bir yol izlemelerini tavsiye edersiniz? Bunu söyleyebilirim. Yani kafasını kuma gömmüş bir adam değilim ya. Teknolojinin ne işe yaradığını, hele bu efendim tıp teknolojisi olursa. Ama tıp teknolojisi var ama biliyorsunuz teknoloji de çok ileri gitmiş. Çok zengin, çok medeni, çok efendim sosyal devletler bu koronavirüs tantanası içerisinde birbirlerine gelmiş olan maskelere el koydular. Yani o kadar ki birbirlerine girdiler, birbirlerinin şeyini, tıbbi malzemesini çalmaya kalkıştılar. Yani bu kadar teknolojide ileri gitmiş Amerika'nın düştüğü zavallı durumu görüyorsunuz bu durumlarda, bu hadiseler içerisinde. Bu hadise bize çok öğretti. Ama ben işin bu tarafında değilim. Yani ben öncelikle geçmişteki partilerimizden birinin güzel bir sloganı vardı. Önce ahlak ve maneviyat diyordu. Önce ahlak ve maneviyat. Dolayısıyla ben ahlak nizamı diye bir rahmetli hocadan aldığımız bir kavramı kullandım. Aslında kelimelere takılmamak lazım, kavramlara. Bunun adı adil düzen olabilir, hakça bilmem ne olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Önemli olan ahlaktır. Yani ben ahlakı öne alırım. Ahlak merhamet getirir. Merhametten beraber olur. Merhamet, efendim feraset, cesaret. Hatta hamaset, mesela hamaset kelimesini de çok yanlış kullanıyorlar. Lügata bakarsanız hamasetin karşısında cengaverlik, kahramanlık, fedakarlık
efendim böyle olumlu şeyler vardı. Hamaset güzel bir şeydi. Ama onların hepsi gitmiş, geride en sonunda böyle hani insanları aldatmaya, riyakarlığa dönük bir kahramanlığı veya şeyi ileri sürmek manası kalmış. Menfi manası kalmış. Aslında menfi manalı olan bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bizim memleketimizde başta Cenab-ı Allah ondan razı olsun, hükümetimizin kendisi ve Sağlık Bakanı olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının nasıl büyük bir feragatla, nasıl büyük bir ahlakla, nasıl büyük bir cesaretle, hamasetle, fedakarlıkla bu işte nasıl bir mücadele verdiklerini hepimiz şahit olduk. Dolayısıyla bütün bu sağlık camiasının hiçbirini ayırt etmeden hepsinin kalbi olduğunu düşünüyorum. Yani kalbini kaybetmemek önemlidir yani. Dolayısıyla sizin önünüzde şimdilik böyle bir kalbin sesini dinlemek var. Ondan sonrası Allah kerim. Çünkü eyvallah. Bende de bir reçete yok. Evet Mustafa abi, biz aslında planladığımız toplantı, yani sohbet bir saat civarındaydı makul sınır olarak. O baştaki aksaklıktan sonra yeniden başlayınca bir saati doldurduk ama hani böyle söylenir ya yayınlarda, sorular yağıyor, işte herkes takipçilere bildiriyor. Evet, yıkılıyor ortalık YouTube'da. Dolayısıyla yani çok uzatmamak kaydıyla eğer siz izin verirseniz bir iki soru daha alalım mı, devam edelim mi birazcık daha? Şimdi nasılsınız? Bir eskilerin bir lafını söyleyeyim. Soru soracak arkadaşımız insafa gelerek bu lafa herhalde ittiba eder. Eskiler der ki mevzu aşka intikal ederse sohbet sabaha kadar sürermiş. Yani aşksız bir soru mu sorsunlar? yani bir ikincisi, ben böyle darbe mesel söylemeyi çok severim. Karşılıklı konuşmayı da seviyorum ama bir mesel daha söyleyeyim, bir anekdot. İki gençken sevgili olmuş fakat birbirine kavuşamamış iki insan, yaş benim gibi böyle pirifani oldukları zaman karşı karşıya gelmişler. Tabii pırpır etmiş işleri, yani çok büyük bir aşk yaşayacaklarmış, nasip olmamış. Kadının içindeki parıltıyı, kalbindeki titreşimi erkek sezmiş ve ona demiş ki muhabbet güzel bir şey ama ne bende efendim mecal kalmış ne sende cemal kalmış. Abi mesajı aldık ama şöyle mesajlar geliyor. Bitti. İhsan abi lütfen bitirmeyin, hocaya bir bardak su versinler devam edelim falan diyenler var. Dolayısıyla biz sizi yormak istemediğimiz için bir kapanış sorusuyla bitirelim mi? Soru alalım mı? Tabii olur. Eyvallah. Tabii yaş ve kıdem itibariyle son soru tekrar Malatya'ya dönecek. Eyvallah. Diğer kardeşlerimiz bunu herhalde makul karşılarlar. Mehmet Aslan kardeşimizden kısa bir soru katkı ve Mustafa abinin cevabını alarak da bu sohbeti inşallah tamamlayacağız. Eyvallah. Buyur Mehmetciğim. Efendim teşekkür ederim ikinci hakkı da verdiğiniz için. Aslında Mustafa abi konuşmasının içerisinde iki tane önemli kitaba değindi. Ben müsaade ederseniz çok hızlıca listemi izah edeyim. Mehmet Genç Hoca'nın kitabı, Teoman Duralı Hoca'nın kitabı. Cesur Yeni Dünya geçiyordu, oradan bir alıntınız vardı. Huzursuz Bacak Birkaç Kez Geçti kitabınızda. İsmet Özel Cuma Mektupları efendim. İsmail Kara Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak kitabı, İbn Haldun Mukaddimesi, Kınalızade Ahlak-ı Alayi, Nurettin Topçu Ahlak Nizamı İslam ve İnsan, Türkiye'nin Marif Davası, özellikle bunu ısrarla tavsiye ediyorsunuz ve kendi alanda bir numara olduğundan bahsediyorsunuz. Diyanet İslam Ansiklopedisi'ne referans gösteriyorsunuz. Efendim, Sentez Yayınlarından çıkan Teknopoli Neil Postman'ın kitabına değiniyorsunuz. İsyan Ahlakı Nurettin Topçu yine. Mustafa Özel'in romanla ilgili yazdığı seriler.
Sözlük olarak da Mehmet Doğan Bey'in sözlüğüne değiniyorsunuz. Evet. Refik Halit Karay'dan bahsediyorsunuz, onun öykülerinden. Orada Şeftali Bahçeleri bahsediyorsunuz. Bir de Dost Yayınlarından siyasi ilahiyatla ilgili Şimit'in bir kitabından bahsediyorsunuz. Böylece bir kalbin sesinden bir kitap listesi, tavsiye listesi önermiş olalım. Vefanızı yine ortaya koymuşsunuz. Nurettin Topçu başta olmak üzere Turgut Cansever, İsmail Kara, Mustafa Özel, İsmet Özel ve Teoman Duralı, Süleyman Seyfi Öğün'den bahsetmişsiniz, faydalandığınız şahsiyetler açısından. 5 tane türkü ismi söyleyeceğim. Dönülmez akşamın ufkundayım vakit çok geç. Şarkısı evet. Gafil gezme şaşkın türküsünü indirip Turan Engin'in sesinden dinleyin diyorsunuz. Sizi bu arada dinlendirmiş oluyorum Mustafa abi. suya müracaat abi, suya. Aşık Mahsuni'nin Sermayem Derdimdir, Servetim Ahım türküsünü. Veysel Baba'nın Sadık Yarim Kara Topraktır. Bir de Kerkük türkülerinden bir yere değiniyorsunuz. Kerkük türkülerine değinmiş olalım. Bir şarkı Belki Bir Sabah Geleceksin diye. Bunlar da benim kitapta tespit ettiğim şarkılar. Ben sizin şeyi okuduğumda, Trende Bir Keman kitabınızı okuduğumda oradaki bütün şarkıları dinleyerek okumuştum. Öyle de bir anekdot vardı. Benim son soruma geleyim şimdi. Kısaca alalım Mehmetciğim. Kısaca söylüyorum. Yazacağımı yazdım, sözümü söyledim. Bundan böyle ancak bir manifesto yazabilirim. O da karanlıkta ıslık çalmak gibi olacak. Nasıl bir manifesto? Şöyle söyleyeyim. Yani doğrusu real politik ve real iktisat, işte hayatımızın şu anda realitesi, efendim bunların doğrusu ben farkındayım. Yani ne söylediğimin farkındayım. Ama bunlara efendim itibar edilmesi için çok ajitatif, çok böyle efendim yukarıdan, çok radikal, çok fundamentalist efendim bir manifesto yazmanın aslında bu kitabı gölgeleyeceğini sanıyorum. Çünkü burada samimi bir şey var, bir hava var, olduğuna inanıyorum. Çünkü benim yazdıklarımda bir samimiyet olduğunu insanlar söylüyorlar ve onun için de okuyorlar, ediyorlar. Öbür türlüsü biraz kitleleri harekete geçirmeye efendim bir takım yani bunu genişletmeye gerek yok. Yani onun gibi bir şey, karanlıkta ıslık çalmak dedim o yani. Dolayısıyla kimseyi kazıyacağını zannetmiyorum. Ama çünkü ben insanların sanat olsun, söz olsun, ne olursa olsun, tavır olsun, ahlak olsun, kalbine dokunacak, kalbine harekete geçirecek bir davranış, söz falan filan varsa, yani buna itibar ediyorum. Bunların insanlığın ilerlemesinden falan bahsediyorlar. İlerleme, kalkınma falan filan. Yani insan ilerleyecekse bu ahlaken ve ruhen bir mertebe kaydetmek de olur. İnsanlığını böyle kazanır. Aksi takdirde öteki kaba güçtür. Nasıl olursa olsun. Yani ister nükleer güç olsun, ister teknolojik güç olsun. Fark etmez yani. O kaba güçtür yani. Dolayısıyla şimdi bir şey yazmak istidadında değilim. Yani bekliyorum. Acaba şu kitap için duvardan ses gelecek, hiçbir yerden ses gelmeyecek mi? Yoksa bazı zevatın içinde bir yerlerden bir şeyler, böyle bir hareket belirecek mi? Dua edelim karşılıklı. Sonuç itibariyle yani ne diyeyim ya, artık daha söylenecek şeyler de kalmadı. Sözün sonuna geldik. Ben bütün arkadaşlardan, özellikle genç arkadaşlardan, tabii herkes genç oldu ama daha talep olanlardan dua bekliyorum.
Ondan sonra bu mübarek Ramazan akşamında. Çünkü daima duaya muhtacız. Duaya demek Cenab-ı Hak, insanın Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu yer demektir. Vakit demektir, saat demektir, an demektir. Bunu ihmal etmeyelim. Yani sonuç itibariyle müminin mümine duası çok geçerli olur. Eyvallah. Allah razı olsun. Hepinize selamlarımı iletiyorum efendim. Çok mutlu oldum ama şunu da bir dipnot olarak koyayım. Bu tür konuşmaları isteyen çok oluyor. Ben de doğrusu biraz rahatsız olduğum için ve meselelere intikal etmekte biraz şartta şurta bağlı olduğu için benim şeyimden, hatta bizatihi davetlere de icabet edemiyorum. Beni dinleyenlerden, duyanlardan istirhamım şudur. Yani kimse bana hasta, kimse benim hastalığıma inanmıyor. Diyorlar ki ya kardeşim İhsan efendim Karaman çağırıyor, gidiyorsun, bize niye gelmiyorsun? Estağfurullah. Bu tür bir yaklaşım aslında kadir bilmezlik olur. Çünkü bir fıkıhta bir zaruret hali var biliyorsun. Bazı şeyler geri çeviremiyor. Ama bunu yaygınlaştıracak gücüm yok benim yani. Bunu lütfen içinden geçen, aklından geçen arkadaşlara, YouTube'da dinleyen arkadaşlara bu acziyetimi bilmelerini isterim dipnot olarak. Çünkü yani doğrusu bu biraz fiziki bir şey ama yani kafa çalışıyor aslında da şey yok. Yani marşa basamıyoruz. Affını rica ediyor, istirham ediyor. Acziyet değil, mazeret diyelim abi. Biz biliyoruz hekimler olarak, yakınınızdaki Hayat Vakfı'ndaki hekimler olarak mazeretinizi biliyoruz. Allah şifa versin inşallah. Bu halinizle bile teşrif ettiniz, bizi anlattınız, bizi ihya ettiniz, aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz kırmadığınız için. Ramazan bereketine biraz daha bereket kattı bu sohbet. Tabii tahmin edeceğiniz üzere YouTube'daki yorumlarda sabaha kadar sürsün, aman bitmesin, biz daha yeni başladık, mutlaka bir daha yapalım, çok istifade ettik gibi yüzlerce yorum var diyelim. Hepsini sizin için dua kabul ediyoruz bunları. Eyvallah, hepsine eyvallah. Teknik olarak bu yayının arkasındaki Ekrem Abdullah Dönmez kardeşimiz başta olmak üzere katılan, soru soran kardeşlerimize, bizi YouTube'dan izleyenlere, dua edenlere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve bitirirken de sizin kitaptan, bu kitaptan Hicret bölümünün sonundaki bir cümleyi okuyarak kapatmak istiyorum. Herhalde sizin yani mesajınızın özü gibi alabiliriz bunu. İnkılap önce kalpte, sonra zihinde, sonra fikirde, sonra bedende gerçekleşecek. Er geç alın teri, göz nuru el emeğine, Veysel Baba'nın sadık yâri kara toprağa döneceğiz, aslımıza diyorsunuz. İnşallah kalpte başlamıştır. Yakın zamanda zihinde ve fikirde de bu inkılabın işaretlerini, kıvılcımlarını, devinimlerini görürüz diye dua ediyoruz. Hayırlı geceler, bereketli sahurlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı bayramlar hepinize. Sağ olun, Allah razı olsun. Selametle. Yok habere. Bütün arkadaşlara. Eyvallah.